Esselamu Aleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda divani, hatlı, vesika okumalarına devam ediyoruz. Bundan önceki 7 dersimizde harfleri görmüştük, metinler okumuştuk, yeri geldiğinde harf harf göstermiştik. Bundan sonra biraz daha kelime kelime böyle göstererek okuyacağız. Sizler de arkadaşlar önceki 7 dersimizi takip ettiyseniz artık harfleri iyice tanımış olmamız gerekiyor divani hatta. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım ki zaten yukarıda bu hat türü tam olarak emin olmasam da Celi Divani olsa gerek arkadaşlar. Aşağısı zaten divani de yukarısı Celi Divani olarak biliyorum. Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim şeklinde hattatımız bu şekilde imla etmiş. Şimdi hayırlar feth yani fetih ola hayırlar fetola şerler def ola olalara dikkat edin gönüller şad ola akıl başa gele fitne taşa gele. Devletimiz payidar ola. Birlik ve dirlik daim ola. Milletimiz selamet bula. Düşmanlarımız kahr ve perişan. Tamlamalı kahru perişan şeklinde de okunabilir daha doğru olarak. Fonetik olarak daha doğru olur. Kahru perişan ola. Evet. Düşmanlarımız kahru perişan ola. Oyunları bozula. Boyunları büküle. Kalplerimiz mesrur. Sırlarımız mestur yani örtülü setirden geliyor. Zahirimiz yani dışımız, görünüşümüz mamur, batınımız yani içimiz pür nur, çok ışıklı, çok nurlu ola. Cenabı Hak dert derede virüp dert verip derman aratmaya. Hastalarımıza tabi burada h'nın noktası olması gerekiyordu. Farsça bir kelime. Hastalarımıza şifa. Dertlilerimize z'den sonraki h'lere dikkat edin arkadaşlar. Şurada mızadaki mesela burada bir h var. Şurada da keza. Dertlilerimize deva. Dal, vav ve elif deva. Gönüllerimize iman vere. Kalplerimizi musaffa eyleye. Musaffa sonu yeli de yazılabilir. Arapça bir kelime. Bu şekilde de doğru arkadaşlar. İki imlası da doğru. Zümre-i salihinden. Salihler zümresinden yani. Salih olan böyle manasında salihin salihler demek salihinden ve güruh naciden necata kurtuluşa ermiş güruh yani topluluk cemaat naciden eyleyüp dualarımızı dergahı bu kaf harfi Gadi şeklinde okunabiliyor. Dergahı izzetinde. Tabi şu dergahta bir hemze katmış. Katibimiz, hattatımız herhalde sehven katmış. Çünkü burada hemze olmaması gerekiyor. Dergahı işte ığlı iğlerde mesela derece-i olsaydı katılırdı ama dergah herhangi bir hemzeye gerek yok. Dergahı izzetinde kabul ve makbul eyleye.
Nefesimiz hak. Şu Z'nin noktası nefesimiz hak. Nutkumuz, sözümüz yani konuşmamız. Can bula. Gönlümüz, hanemiz. Hadeke şöyle bir elif daha lazım. Elif diyorum nokta özür. Hanemiz, huzur, dola, amin. Ketebet, ketebete yazmış Filiz. Hattatımızın ismi Filiz Akgün arkadaşlar. Soyadı sene 1441. Evet arkadaşlar, YouTube'da Zafer Işık kanalımızda Divani bir vesika okuduk. Bu arkadaşlar bu yıl yazılmış, 1441 yazıyor. Hicri 1441'deyiz. Osmanlı'da unutulmuş bir cuma duası diye internetten bunu bulabilirsiniz. Oldukça güzel bir dua. Ahtatımız da bunu yazmış. Ben de size bu duayı paylaşmak istedim. Hem duamızı yaptık hem divani bir vesika okuduk. Şimdi hızlı bir şekilde bir tekrar edelim. Ondan sonra arkadaşlar bu dersimizi bitirelim inşallah. Bundan sonra peyderpey böyle biraz daha zor vesikalara geçeceğiz yavaş yavaş. İlk başta bu harflere alışalım diye kolay metinlerden gidiyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlar fethola, şerler defola, gönüller şad ola, akıl başa gele, fitne taşa gele. Devletimiz payidar ola, birlik ve dirlik daim ola, milletimiz selamet bula. Düşmanlarımız kahru perişan ola, oyunları bozula, boyunları büküle, kalplerimiz mesrur, sırlarımız mestur, zahirimiz mamur, batınımız pür nur ola. Cenab-ı Hak dert verip derman aratmaya, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, gönüllerimize iman vere, kalplerimizi musaffa eyleye. Zümre-i Salihinden ve güruh-u naciden eyleyip, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eyleye. Nefesimiz hak, nutkumuz can bula, gönlümüz, hanemiz, huzur dola. Amin, amin, elfi elfi amin, binlerle, milyonlarla amin diyoruz. Hattatımızın da kalemine sağlık diyelim. Ketebet Filiz sene 1441.